Ayşe Tolga, İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize tekrar merhaba. Uzunca bir zamandır sizden detoks içecekleri ve smoothie'lerle ilgili tariflerimle ilgili talepler alıyordum. Zaten birkaç tane smoothie videosu çektim ama kış ayları geldi. Benim de en kolay yaptığım ve en çok faydalandığım smoothie tarifini vermezsem olmazdı diye düşündüm. Bugün size avokadolu ve muzlu enerji verici, öncelikle spor öncesinde, okul öncesinde, yoğun bir iş günü öncesinde iyi bir kahvaltı alternatifi veya gün içerisinde iyi bir ara öğün alternatifi avokadolu muzlu smoothie tarifini vereceğim. İhtiyacımız olan şeyler basit, adı üzerinde avokado. Avokado zaten iyi bir bitkisel yağ kaynağı olarak her gün yarım tane tüketmenizi önerdiğim en faydalı meyvelerden bir tanesi. Biliyorsunuz avokado aslında bir meyve. Kafalar karışıyor ama meyve. Güney Amerika'da yetişiyor ve çok yağlı. Biliyorsunuz avokadonun şekli kestiğimiz zaman rahme yani uterusa benziyor. Dolayısıyla özellikle kadınlarla ilgili problemlerde, kadınlarda menopozda, reg sıkıntılarında ya da genç kızlardaki sıkıntılı dönemlerde rahim dostu bir meyve olarak sık sık tüketmenizi önerdiğim bir şey. Ama aynı zamanda ne yapıyor? Çok iyi enerji veriyor. Diğeri muz. Muzu hep çok seviyorum. Muzla ilgili çok farklı şeyler var tabii ki. Diyette insanlara çok fazla diyetisyenler muz vermez yüksek şeker olduğu için. Ama bizim burada şimdi kilo vermekle ilgili değil, enerji almakla ilgili bir sorunumuz olduğu için muzu öneriyorum. Özellikle böyle olgun muzları seçtim. Bugün de biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü çürümüş muzla lekeli muz arasında çok fark vardır. Olgun muzlar üzerlerinde böyle kahverengi lekeler taşırlar ve bu bizim için çok daha makbuldür. Muzun üzerinde ne kadar kahverengi leke varsa o zaman tansiyon düşürücü, demir deposu olduğunu gösteren, midenize mide dostu olduğunu gösteren ve iyi bir enerji kaynağı olduğunu gösteren bir muz vardır elinizde. O yüzden mümkün olduğunca lekeli muzları tüketmeye çalışın. Bir tane muz, bir tane avokado. Ben biliyorsunuz antioksidan etkilerinden dolayı hep taze yaban mersinini çok kullanıyorum. Artık ülkemizde de çok kolay bulunuyor. Büyük marketlerde, makrolarda, migroslarda. Online olarak da Türkiye'nin her yerinden alabilirsiniz. O yüzden yaban mersinini mutlaka öneriyorum. Ne işe yarıyor derseniz, bir kere A, C, D ve E vitaminlerinin çok büyük deposu. Onun dışında mineral içeriyor. Vücudumuza zarar veren, bizim kansere yakalanmamızdan, başka hastalıklara yakalanmamıza neden olan serbest radikallerle dövüşmeye çalışan, işte bu dediğimiz nedir? Antioksidanlar, yani okside olmayı engelleyici şeyler. Bunlar nedir? Yüksek C vitaminidir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Mor, kırmızı meyvelerdir ki işte zaten o yüzden orman meyveleri dediğimiz çilek, frambuaz, böğürtlen, yaban mersini gibi meyveleri gün içerisinde çiğ olarak tüketmenizi bu yüzden öneriyorum. Ben o yüzden bu karışımımı da gene bundan koydum. Biliyorsunuz ben probiyotikleri ve onun dışında arı ürünlerini çok anlatan birisiyim. Ülkemizde de özellikle arı ürünleri, polen, propolis gibi baldan yani apiterapi ürünlerinin tüketimini öncülük ediyorum. Kendi hayatımda çok kullanıyorum, faydasını çok gördüm. Bunlardan bir tanesi polen. Arıların biliyorsunuz çiçeklerden topladığı, bunlar çiçek polenleri yani arılardan elde ettiğimiz polenler. Ne işe yarıyor derseniz, buradan apiterapi eğitimi aldığım sevgili profesör hocam Erdem Yeşilada'ya da selam ediyorum. Çünkü bana dedi ki sadece 2 kaşık arı poleni yiyerek bir gününü geçirebilirsin. İçerisinde bir insanın gün içerisinde ihtiyaç duyduğu bütün besin kaynakları var. Bunlar içerisinde proteinler, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller, enzimler dahil arkadaşlar. O yüzden elimde muhteşem doğanın bir hediyesi, bir mucizesi var. Ben de bu smoothie'nin içerisine bundan koymak istiyorum ama ne kadar koyacağımızı tarifte söyleyeceğiz. Onun dışında probiyotikleri seviyorum dedim. Doğal probiyotik kaynağı, burada kefirim var. 200 ml yani 1,5 çay bardağı kadar kefirimi ekledim. Bunun dışında bunun tadına biraz daha baharat eklemek için ama aynı zamanda da soğuk kış aylarında vücudunuzu ısıtmak ve metabolizmanızı kuvvetlendirmek için toz zencefil ekledim. Toz zencefil Ayşe'nin mutfağının olmazsa olmazı. Yaz kış kızımla beraber kullanırız. O yüzden de çok fazla hastalanmayız polenle beraber. Şimdi hep beraber o zaman smoothie'mizi yapabiliriz. Öncelikle içine kefirimizi koyuyorum. Ben kuvvetli motorlu bir blender olarak bunu kullanıyorum. Evde bu var. Bütün videolarımda da bunu göreceksiniz. Bu markayla herhangi bir işbirliği yapmıyorum ama evimde mutluyum. Ama daha kuvvetli motorlu blenderlar var tabii. Smoothie hazırlamak istiyorsanız. Bakın bu lekeli muz hem biraz daha olgun olduğu için çok da kolay koparılıyorum. Şimdi bir de avokadomu ekleyeyim. Sanırım ben biraz fazla koymuşum. Bu kadar yeterli. Bütün bu şeyleri koyacağım içine. Çünkü biraz daha antioksidan etkisinin fazla olmasını istiyorum. Biraz da tadı gerçekten etkiliyor. Sadece bir çay kaşığı polenimi ekliyorum.
Poleni nereden alabiliriz diye bana soruyorsunuz. Çok doğru bir soru. Çünkü arıcılık Türkiye'de çok güvenilir ellerde, güvenilir yerlerde sertifikasyonla ya da belli bir kriterler derecesinde yapılmadığı için lütfen mutlaka sertifikalı arı ürünleri tüketin. İnternet üzerinden de alabileceğiniz çok doğal yerler, iyi yerler var. Ve buzdolabında saklıyoruz polenimizi. Göz kararı toz zencefili mi de smoothie karışımının üzerine ekliyorum. Kapağı kapatıyoruz ve ne yapıyoruz? Fokus fokus diyoruz. Gördüğünüz gibi rengi harika oldu. Çünkü yaban mersini, orman meyveleri onun rengini bu güzel lila rengi yaptı. Kızım da bu karışıma bayılıyor. Okul sonrası biliyorsunuz çocuklara sağlıklı atıştırmalık önerisi olarak da bunu mutlaka öneriyorum. Dediğim gibi içerisinde yok yok. Siz de bunu kendiniz spor öncesinde enerji almak için ya da yoğun bir iş günü öncesinde afiyetle tüketebilirsiniz. Buna benzer smoothie tariflerimin devamını merak ediyorsanız YouTube kanalımda abone olmanız için sizi bekliyor. Afiyet olsun.